Hoş geldiniz YouTube. Bugün sizlerle beraber The Beast Inside oynuyoruz. Yanımda Twitch chat'i var ve kimse yok. Oh, evet. Şu an tek başımayım. Korku oyununda yine tek başımıza kaldık. Bakalım nasıl bir oyunmuş, nasıl bulmacalar, nasıl zorluklar, nasıl korkular bizi bekliyor. Eğer ki korku oyunlarını beğeniyorsanız, tek başıma oynamayı beğeniyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoş geldiniz. Size kalbimi yaptım. Yeni oyunla başlıyorum. Standartımı basıyorum. Macera hikaye merkezine dönelim. Şöyle hadi birazcık bulmacalarımız ve aksiyon öğelerimiz olsun. Daha zor münaceraya canavara gerek yok. Standart iyidir abi bence. Standart bu konuda iyidir. Chat'i de selamlaştığınıza göre chat'le beraber kapattım. Hadi bakalım. Bölüm 1 başlangıç. Diğer oyun yalan oldu bu arada. Herhangi bir tuşa bas. Basayım. Bastım. Standart kafi abi. Evet. Neredeyim ben? Tanrım, neden? Neden? Adam. Adam. Neden bizi takip ediyorsun? Adamın çalışmasından dolayı mı? Bizden neyiz? Asiko. Neden aileme eziyet ediyorsun? Diye ölmüş. Hayır, adam. Hayır, adama ne yaptın? Aman tanrım diyor. Bir dakika. Savaşta zayiat. Aa, biz kötüyüz. İyi, ne yaptın eline? Şerefsiz. Hayır, savaş falan yok. Biz sıradan bir aileceğiz, anlıyor musun? Hayatımızı yaşamak istiyorduk. Sarayı, sen ise her şeyi mahvettin. Resimler, böcekler. Şimdi ise onu öldür. Stay away. Don't. They already know about you. Seni biliyorlar, evi gözetliyorlardı. Sana izin verme. Bir sapız. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cepheyi ayarlıyorum. Biz öldürüyoruz, biz sapız. Bir hafta önce. Bir şey diyeceğim. Korku oyununda korku olması, korku adam olmayı isterim yani. Başkan Carter, Rusya'nın tehditleri hakkında. Kanal değiştirdik. Ağaç, güneş. Oy. Oo. Bu arada oyun Steam'de 235 lira ama ben 4 liraya almışım arkadaşlar. Siz de önceden 4 lira olan oyunları alırsanız sonradan 235 lira olabiliyor. İlerledikçe şüphelerim artıyor. Aa, biz adam olacağız. Zor olacak, orası doğru. Ama şehirden uzaklaşacağım. Doğanın çağrısını izleyeceğim diye tutulan sendin. The weekend, honey. Hafta sonunu kastediyorum hadi. Hayatımız geri kalanı. Aa, karımızı öldürmüşüz biz. Hayatımız geri kalanı değil. Cidden Emma. Kıyamet bir nefes uzağımızda olabilir. Komik değil. Medya tekrardan nükleer tehditler etmiyormuş gibi. That's what I'm talking about. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Eğer bu kodu kırmazsam ülke nükleer mantar sepetine dönecek. Abart. Adam, kes şunu. Sana şey. Ama tabii bu barakanın üstümüze çökmesi için Brezilya'nın oğullarının kafanıza nükleer müsaade atmasına gerek yok. Baraka değil mi ona? Ebeveynlerinin sana bir hediye vermiş. Kıymetini bil. Take a look. Baksana. Fotoğraftakilerden bile gözüküyor. Allah. Ne güzel ki, ne güzel. Eşyalarımızı biz gelmeden önce bırakmışlar buraya. Tabii canım. Şu tembel nakletçiler bizi beklememişler bile. Sonra değil, içeri biz taşırız. Hırsız hazıra. Adam olma oyununu oynuyoruz. Zaten her korku izi bu evde başlıyor. Ev tipi bile değişik olmaz. 3 saatlik araba yolculuğundan sonra sonunda vardık. Belki yani huzurlu ve sessiz görünüyor. Nah öyle gözüküyor. Belki şu an lanet telgrafı deşifre etmeye çalışırım. Hayatım, orada durmasana. Koliler kendi kendilerine yetişik değiller ya. Güceleme. Her şey huzurlu ve sessiz görünüyordu. Ta ki Emma gözükene kadar. Deme öyle canım. Deme öyle. WASD kullanayım da canım. Ben sağ sol yapamıyorum. İmdat. Ha. Evim evim, güzel evim. Bölüm 1. Hoş geldiniz tekrardan YouTube. 22.879. Ne? Şu tuşa basmak. Tap. Ses kayıt cihazını kontrol etmeni sağlar. Adam konuşmalarını ve güncel olayları kaydetmek için ses kayıt cihazını kullanır. Şu tuşa basmak. Boşluk devam etmek. Tamam. Gotta get those boxes inside. Şu kolileri chat'e taşımam gerek. Chat, bu arada sizin de bana yardımcı olmanız gerekiyor. YouTube siz yardımcı olamayacaksınız birazcık canlı yayın olmadığı için ama chat bana yardımcı olur. Gördüğüm her şey. Kancile, hoş geldin. Şimdi açtım kapıyı.
Öncelikle sensimizi ayarlayalım. Tamam. Sensimi ayarladım. Ananı avradını. Oğlum ikisini birden taşırım. Emma! Bekle, ben bunun ikisini birden taşırım bu arada. Sigara içmişler. İş esnasında sigara ha? Bakayım. Hmm, Winston. Kırmızı Winston. Anladım. Şişe. Crumple Stout. Tamam. Su. Boş. Boya. Moya. Şimdi ne yapayım ben? Hem hayatım orada, sonra kaleler moniler. Notlar. Tamam. Ay, hadi. Oğlum öyle alma. Öyle alırsan. Aman neyse, hadi gel. Emma, güzellik. Nerede? Bu ne? Okey. Simon ve Sans taşınma izletleri. Taşıma tarihi 22 Ağustos 1979. Sözümüzdeki müşteri adı Adam Stanston. Aa, ben. Teslim alma adresi Boston. Emeğin bilmem ne bilmem ne. Nakliyet adresi bilmem ne. Toplam ücreti $670. Nakliyetçi mi olsak, o ne para? İş tanımı 8-10 kutunun taşınması, her biri 15 kilogram. Ondan bilmem ne. Her biri 15 kilogram artı mobilya artı ev bakımı ve onarım için gerekli malzemeler müşterilerimiz arasında. Adam Stanston sorumlusu Dağıp Neyi. Eşya envantere. Güzelliğim, neredesin? Bu ne? Aha! İsa heykeli. Onu yerine nasıl koyacağım, aldım onu. Ne güzel koymuşlardı. Yapacak bir şey yok, üzgünüm İsa. Bu ne? Mutsuz görünüyor. Üzülme küçük dostum, kanatların var. Bebeğin aksine daha iyi uçabilirsin. El arabalı. Tamam. Aha. Güzellik. Niye kapıyı kilitledin? Alt tarafı dişini fırçalıyorsun. Tuvaletim yapıyor şerefsiz. Aa, tavan arası merdiveni indirmek için kancalı sopa. Tamam. Tavan arası merdiveni orada. Bunu da kilitle. Tavan arası merdivene gideyim ben bir. Aç bakayım. Evet. Harbiden açmak gerekiyormuş. Oyun bayağı kaliteli ha. Emma ki ölüleri içeri taşırmak istemişti. Önce işim var. Ha, anahtar istiyor. Tamam, kolileri taşırım ben ya. İçeride işte zaten. Dışarıdaki koliler mi var ki? Yok. İsa heykeli başımıza gitti. Kesin başımıza kötü bir şey gelecek. Gelmez ya. Bu nasıl bir oyun? Korku oyunu. Mesela bunu böyle yukarıdan atsam. Kırılmıyormuş. Sağlam mı almış ha? Emma canım, hangi kolilerden bahsediyorsun bebeğim? Bunlar mı? Bebeğim, taşıdın bunları. O ses ne lan? Bu kız duş almış, beni çalıştırıyor köpek gibi. Taşıdım güzellik. Bu ne? Bu da koli. Lan hepsini mi taşıyacağım ya? Bu ne? Alamadım onu. Ya bunların hepsini ben mi taşıyacağım? $670 vermişim bir de ya. Bunu da al, attım. Ne atamamışım. Git lan. Yavrum, hepsini yatak odamıza taşıyorum. Çok kolye ihtiyacımız olacakmış. Aa, bunları diyorsun. Ne oldu? Tamam. Bekle, ben bunları üst üste koyup hepsini taşırım. Taşıyamadım. Al lan. Allah. Onu satayım. Onu nasıl yaptım? Ben bir Hulk'um. Al bakayım. Hepsini taşıdım Emma. Bak şimdi, bak bak. Ya Allah. Allah, olmadı bu. Bu ne? Saat. Neyse ki artık evden çalıştığımda saatimi sabah 6'ya kurmama gerek kalmıyor. Aa, evden tabi, rahatsın. Rahatsın kardeş. Dur bakayım, şunu bir daha deneyeceğim. Onun avradını. Kargonuz geldi. Kargonuz geldi, düt düt. Uf. Oy, hareketi kes. Hop. Hepsini taşıdım yavrum içeri. Onu gel bakayım. Of. Harikayım. Not var burada. Neymiş bu?
Adam, sevgili evladımız. Ah, babam. Bu ev yıllardır ailemize ait. Bazıları burayı Stevenson'ların sığınma yeri demeye bile geldi. Demeye başlamıştı. Ama babamla Boston'a taşındığımızdan dedenin söylediği üzere burayı satacağını düşünmüştük. Satmadı ve ilginç bir şekilde miras olarak bize bıraktı. Şimdi sevgili karınla burada yaşayıp çocuklarınızı büyütecek, tehlikeli hayatın karşısından uzak tutta hayatın tadını çıkaracaksınız. Yerleşmek için daha iyi bir yer düşünemiyorum. Emma'ya iyi bak. Ağrıyan kalçalarım sorun çıkmazsa gelecek ay sizi ziyaret edeceğiz. Annen. Aa, annemmiş. Tamam. Not: baban çocuğunuzun adını koymak istiyor. Neden buradan sadece olduğunu bilmiyorum. Belki de yaşlandığı için geride bir miras bırakmak istiyordur. Neyse, sana bundan bahsettiğine şaşırmış gibi yap. Peki. Alayım ben de bunu. Aha, açık kapı. Bu ne? Tamam. Görüşürüz Arya. Bu kapı açılıyor mu? Selamünaleyküm. Merhaba. Doğa hayatı gibisi yok ya. Doğa hayatı gibisi yok. Bubblimpy isterin abone gidip mi çok şeyin Bubblimpy desteğin için yatırımcı isterin, sen de hoş geldin, bize sefalar getirdin. Tamam yavrum, taşıdım ben bunları ya, canım benim, dur bakayım yavrum, çıktın mı tuvaletten? Çıksana artık, bu kadar saat tuvalet mi olur? Bu ne hocam, bir çekilir misiniz? Sizi kim buraya koydu ya? Hangi gerizekalı nakliyeci koydu sizi? Bu ne? Yok. Ah! Babam! Lekerman hoş geldin. Annen! Yok, açılmıyor hiçbiri. Çekmeceler. Onu satayım! Böyle bir info gelmesi mi var ya? Kapıları açmak için sol fare tuşuna basılı. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Aç. Oo, İncil. Tamam. Oo! Kitap. Tamam. O ne? Şişe, ilaç, tamam. Bu ne? Cam, tamam. Bu ne? Kuğu şey, tamam. Bu ne? Babamın fotoğrafı, tamam. Bu ne? Yine babamın fotoğrafı, tamam. Bu ne? Babamın başka bir fotoğrafı, tamam. Hop. Hop. Tamam, burada da yok. Sen git şöyle bakayım. Bu niye yavaş açıldı? Ve ev niye bu kadar sessiz? Bu ne? Tamam. Çok gerici. Çok gerici. O ne öyle? Emma! Öldün mü kızım? Nasıl bir sessizlik? O ne? Sigara. Olur. Bu ne? Konteyner. Tamam. Bu ne? Vazo. Tamam. Bu ne? Şişe. Tamam. Bu ne? Pil. Tamam. Emma, güzelliğim. Kızım 10 saat tuvalette kalınır mı? Prostat mısın sen? Onunu. Aa, pencere de açılıyor. Oo, o kadar diyorsun. Tamam. Buraları açamadım yine. Aşağı iniyorum tekrardan. Masanın üstüne bir anahtar bırakmış olmaları lazım, değil mi? Doldurunuz burayı. Bunlar boş. Size niye 670 dolar veririm o zaman boşsa bunlar? Bu ne? İncele. Oho, Emma'yı bir garip hareketle anlamak için bunu benim de okumam gerekiyor. Ha. Ben Playboy dergisi sanmıştım, hamile kitabıymış. Amanda Kruger öyle görse de kabus diye düşünen bir kadın, hamilelik rehberi. Tamam, peki. Al Amanda Kruger. Amanda Kruger. Tamam, not aldım. Amanda Kruger. Notumuzu aldık. Bu da kilitli. Bu ne abi, her şekil anahtar şeklinde bir saat. Kırıp içinden alsam mı? Bu ne? Aha, Meryem Ana heykeli. Dur seni şöyle koyayım. Tamam. Bu ne? Yok. Bu ne? Bunlar boş. Açtıysam niye kapanıyorsun, ben onu anlamadım. O ne? Sigara dalı. At cebe. Tamam. Emma hamileymiş, evet. O yüzden beni çalıştırıyor. Ve biraz doğa havası. Burası niye perdesi kapalı? Kendi evimde niye perdesi kapalı? Çıkıp gidersen ne olur mesela? Hayatım! Ben süt almaya gidiyorum.
Bayağı gidiyorum. Ben görüşürüz. Climbs are hard, not so hard as that jump. Ya atlardın be. Üf, aman. Peki bu ne? Onu yapamazsın, tamam. Demek ki olmuyormuş öyle. Ah, şimdi lan sırtım kasıldı ya, gerginlikten. O kadar sessiz ki ev. Ve burada bir şey çalışıyor. Kızım sen kaç kere duş alıp çıkıyorsun, manyak mısın sen? Rastası daha yeni, saçını yeni kuruttun. Aha. 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 Bu ne? Kitap. Alttakini açmam istiyorum. Sen çekilir misin? Aha. O ne? Mum. Aha. Yok. Bir şey değilmiş. Orada da bir şey yok. Yine bak sessiz ol. Emma kızım. Konuşsana. Sen bir gider misin kardeş? Sen nasıl geldin buraya? Burada yoktu böyle bir şey. Kim getirdi bunu? Fatura. Tamam. Kitap. Tamam. Aha. Bu parladı. Ya, boş kitapmış yine. Ya bu ne ya? Hepsi boş ya. Sen fırlattın ya. Doğru. Ben yaptım. Şişe. Abi ne yapacağım ben ya? Tap. Bu kolyeyi yukarıdaki masaya koymalıyım. Yukarıdaki masaya koymalıymış oğlum. Kimse niye demiyor, ne yapıyorsun, niye bir araştırıyorsun diye. Burada masa mı var? Nerede masa, anasını satayım? Dedik ya, ne? Masaya koydum işte, yatağa mı koyayım? Şuna sabahtan beri geziyormuşum etrafta. Yukarıdaki masa... Ben masa göremiyorum canım. Sen görebiliyor musun? Merdivenlerin orası. Tam burada işte benim koliler. Bir tanesi düşmediyse eğer. Hepsi yukarı attım zaten. Köprü bile gezdim, evet ya. Koyayım. Al sana masa. Al sana masa. Ha. Al sert atayım. Sen gel, seni çok fena atmıştım. Sen çok iyiydi. Tamam. Sen de gel. Oh. Sen de gel. Oh. Uy, ne diktim. Bence buydu masa. Başka her yer kilitli çünkü. Hepsi kilitli. İlk koyduğum doğru yerde. Bu mu? Bu yanlıştır ya. Şu doğrudur. Şuna da koyayım. Masa değil ama bence çeviride bir hata var. Çünkü masa yok, anasını satayım. Aha. Lan açın oğlum, kim koydu onu? Kendi evimde kapanmış ya. O merdiven, merak ettim. O merdiven şey merdiven. Dur. Hatta çekeyim merdiveni. Çıkartamıyorum merdiveni artık. Bu hep burada kalacak mı? Ha. Bu çatı kadı merdiveni ya. Kapatalım canım. Oh. Onu alayım mı ben? Onu alaydım. Onu alsaydım keşke. Emine'yle hoş geldin. Yok bir daha niye yeni? Daha yeni başladık oyuna. Sabahtan beri sohbet muhabbet ediyoruz. Ben hala masa... Bu masa mı? Abi masa yok. Hype Necklace 7. kutu olsun, hoş geldin. Oğlum merdivenden çıkınca sol dedim, merdivenden çıktım. Sol. Ha bu masa mı? Buna nasıl koyayım hepsini, anasını satayım ben ya. Al gitti. Evet bu masaymış bu arada, parlıyor. Da. Yani hepsini nasıl dizeyim ben buna ya? Neyse siz gelin bakayım, belki bir şeyler olur. Git lan. Oo. Anan hayır, düşme. Üşengeçlik yaparsak öyle düşer. Oh. Gel lan buraya. Bak hareketi kes. Koydum bebeğim. Aa duvarı boyayacağım. Tavan arasında boya olacaktı. Lan tavan arasını...
Çıktık ya tavan arasına. Şaka mısın ya, sikeyim. Adam bebek her şeyi duyar rahmindeyken bile. So we will make a great agent just like dad. Sen I can't get in the goddamn attic without a key. Evet hayatım, anahtar lazım. Yemek odasına bak. Alt kattaki odada. Ulan sabahtan beri odayı gezip nasıl anahtar bulamadım, ben onu anlamadım. Yemek odası bu mu? I can't find it in the dining room. Oh. Sorry. Typical. Kızım yalancısın sen. Sabahtan beri bu evi arıyorum. Avucum içi gibi biliyorum artık bu evi. Bebek şu an diyor ki çıkarttık banyodan. Bence de yani bebek şu an eriyor banyoda. Hani nerede anahtar? Ha bu. Ha bagajı açtım. Oha oğlum, oyunun mekanikleri çok iyi. Git. Ver anahtarı. Al. Tamam, anahtar. Oda servisi. Açalım abi. Ananı avradım. İyi ki çatı katım yok. Hep bu çatı katlarından çok... Oha! Çatı katının... Oha! Çatı katının çatı katı var. Tavan arasındaki boyu bul. Dans eden çift figürler. Gizli mesajı bulmak için döndür. Kime aitti? Büyük annene mi? Yo. Yoksa başkasına mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Açtırım şimdi senin dans eden. Bu ne oğlum? Bir melek uyuyor gibi görünüyor ama ölü de olabilir. Zavallı hayat onun acımasını darmış. Ne zamandır burada yatıyor, muhtemelen bir asırdır. Biri ona çok sert vurmuş. Olacak ki bacakları gitmiş. Bir dakika, bu boya mı yoksa kan mı? Hassiktir. Olmuş lan bu evi babamız bize niye vermiş acaba? Aha. Bu levi işime yarayabilir. Alalım, evet. Birinizin kafanın kısmını kırmamız gerekebilir. Oo, asıl bu işe yarayabilir. Bunu ver bana. Hatta bir şey diyeyim mi? Bekle. Ben yapacağım diyorum. Bekle. Sandalyeyi çekeyim. Pencere açıldı mı? Teşekkürler. Anasını sattığımın baltasını bir daha ne alır da bizi öldürürsün şerefsiz. Teşekkürler. Benim evimde. Çatı katı kilitli. Artık burası benim evim değil. Neyse, nerede kalmıştım? Arabada unutmuştum, tamam. Ha, boya alayım. Damn it. Mal. What's that? Ha siktir, neden böyle bir şey öğreniyoruz ki? O ne? Bu ne? Frodo'nun yüzüğü mü lan, bu ne? Bu nasıl bir şekil? A loose plank. Aha. Someone's hidden something under the floor. Bu duşumun altında gizli bir şeyim var. Arkamda biri var mı? Yok. Kızım artık çıt duştan belleyeceğim ya, hamilesin diye yani. Aç lan. Aç. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Ha, yap şakanı yap. Sıçtık. Al. Al sana büyük dedenin harikaları. Bismillahirrahmanirrahim. Çek şuradan ya. Çek şuradan ya. Bu neymiş? Evet, eşya inventarime. Şifre çözme aleti. Peki. This device will help me decode the letters in the text. Bu aygıt bir metindeki kutuyu yazmak için şifreyi kırmam lazım. Anladık onu canım. Şimdi İnceleme modu açısından bazı nesneleri ilave etik içinde bulabilirsin. Tamam. Peparu da varırız biz. Sen merak etme. Sonunu şimdi benimle beraber göreceksin. Şimdi bu kaseti salla. Bize disk lazım. Notum vardı. O nota bir bakayım. Oh. Parşömendeki şifre. Jules Caesar'ın Gallia Savaşı hakkında notlarından bir alıntı. Latince derslerimden hatırlıyorum bunu. Bazı harfler değerlerine fark ediyor. Gizli mesajı bulmak için döndüreyim. J eşittir C. Jules Caesar'ın ilk harfleri. Wait, ama neden biri bunların eşit olduğunu yazmış. J eşittir C. Hemen şifre çözme aletine giriyoruz. J eşittir C. Hemen alalım J'ye. J eşittir
Aa, böyle diyorsun. J eşittir C. O zaman şöyle yapıyoruz. F B A T Y. J eşittir C dedi. Evet, malım ben. Tamam. Şimdi ne bakacağım? Bunları böyle yapacağım. Tamam. J eşittir C. O güzel oldu. Şifreye gidelim. Notlara gidelim. Aa, büyük yazanlar. MHPO. MHPAO. Tamam. Tamam. Eyvallah. Sağ ol chat. MHP, o yüzden MHP. Ben de MHP siyasi parti falan niye, ne alaka diyordum ya. Üf, tamam ya. MHPO. M'ye gel. M'ye gel. M eşittir T. Niye böyle mal gibi yapıyorsam. M eşittir T. O zaman T yapıyoruz. Yok zaten M. M. Ya canım sus bir. Anladım. MHP AO. A O. Sen şerefsizsin. Sonuncuyu da buradan bulacağız. MHP AO. O değil da V. Tamam. V gel. Açıl. O olmadığı için A oldu. Nasıl ya? MHP A o. O yoktu. J nokta. Eğer J ise o zaman mektup bazıları şifreyi karakterde şu olmalı. Ne diyorsun canım? Lan söyle, should be dedin. M nereye geliyor ona bakacaksın disten. Baktım ya işte ona. Dur bakayım. M burada işte. M F'ye denk geliyor. M T'ye denk geliyor. Aa, M F'ye denk geliyor. Öyle diyor. Tamam, şimdi anladım. Tamam. M H. H nerede? H burada. H A'ya denk geliyor. Evet. A yapıyoruz. Tamam, anladım. Ben hepsini direkt yapabilirim. M H P P I A T. Tamam. P I A T. Hep ESC basar açılmış çocuğum. P I A T. Nasıl H orası? M F, evet. H A P I A T O. O H tabii, evet. O T. Ne O T'si? O H gerizekalı. Evet. Şimdi oldu. Tamam. Açıl susam açıl. Bir anahtar. Antika anahtar. Bununla ne açılabilir ki? Ne açılmaz ki oğlum, antika anahtar. Aha. Property of Nicholas. Nicholas'a aittir. Her şeyin başladığı yerde de başarım kazandı. İşte şimdi başlıyoruz. 1864 yılının Eylül ayının 27'si. Akşam üzeri. Neredeyse gece çökme üzere. Daha önce hiç okuyoruz galiba ondan sonrasında. Uf. Fate. Aaa, Fate. Ananı avradını. İnanç. Bugün 27 Eylül 1864. Akşamüstü. Neredeyse gece daha önce hiç günlük tutmamıştım. Ne var ki? Bunun kaybettiğim anıları geri kazanmam için bir şans olabileceğini söylüyorlar. Kaldı ki yazmak düşünceye açıklık getiriyor. Havalı. Hayali gerçekten ayırıyor. Havalı ne alaka? It is September 27th. Bundan. The year of our Lord. Madem okuyorduk, niye bana baştan okuttun? Evening. Almost night. Evet. Never before have I kept a diary. But they say that it aşkım, might be a chance for me to reclaim. Aşkım. Evimizde hala kilitli kapılar var. Besides, writing entails a clarity of thought. Bunu alabilir miyim ya bari? Makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Yeni görev, mumları yak. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. Davetsiz misafir. That's good. It's the only roof I have over my head for now.
Bekle. I should light some candles. Ki bu harika. Zira başımıza gelecek tek yuvam burası. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? Gaz lambası. Al. Kullan ve... Bu ne? Ne oluyor? Fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. The memories will come back. That's what ama hatırlarım geri gelecekmiş. Bana öyle dediler. Belki böylece babamın neler olduğunu hatırlarım. Babam ölmüş benim. And what happened to me? Tamam, tap günlüğü okumamı sağlıyormuş. Anime en sevdiklerimden biri ayda usunlanmıştı. Babam bunu hiç sevmemişti. Kötü bir anlam vardı galiba. Hatırladığım kadarıyla babamın arkadaşı George'un dizisiydi. Ben çocukken kadar onu acımasız bir oyun oynamıştı. Hatırladıkça gözlerim dolar. Canım şunu alabilir miyiz? Bu ne? Abi bebeği almışız. Babam bunu bazen elektrosun kapısının önünde bırakırdı. Bu da rahatsız edilmek istemediği anlamına gelirdi. Bir gün babamı çok üzmüş olacağım ki figürü kafama attı. Benim aldığımdan daha fazla hasar aldığını görebiliyorum. Bu acaba babamız mı oldu şimdi biz? Ha? Abi ev niye böyle peki ya? Şunu yakar mısın? Yak! Salak salak sesler var. Babam ve arkadaşı pirit madenini açıktan bir gün sonra alayım. Abi koltuk niye hemen orada kibritim söndü? Abi öyle soldan çıkma ama ha. Ağır nesneleri hareket ettirebiliyorum, tamam. Ananı sikerim. Upstairs. What could it be? Üst kattan geliyor. Ne var onda? Toprak onalım sözleşmesi, Plainfield HNH Tapu Kadastro Dairesi 4 Mayıs 1939 Meclis hükümetlerine göre 14 Ocak 1838'de kamu arasında gerçeklerine onalım hakkının garanti edilmesi belirlenmiştir. Jacob Hyde toplam ödeme $400, dönüm başına $1.25 olacak şekilde 320 dönüm. Böylelikle Tapu Montastro müdürüne sertifikanın sunulmasından itibaren Jacob Hyde'ın yukarıda belirtilen arzda hak sahibi olduğu kesinleşmiştir. John Norton kayıt. Babam burayı neden sizce aldık? Yargıç Norton sözleşmeyi imzaladı ve anlaşma sağlandı. Bu işi bir şekilde halletmişler. İşi bu şekilde halletmişler. Babam buranın altında neyi saklandığını biliyordu. Sadece bir madeni açmak için gerekli aletlere sahip birine ihtiyacı vardı. O zaman George'la tanıştı. Aa George! Oteli inşa etti ve bir dönem iyi para kazandı. Ah eski günler, geri gelmeyecekleri için üzülüyorum. Bunu da alayım. Şimdi elime bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Benim görevim mumları yakmaktı. Önce üst kata bakmayacağım. Benim görevim mumları yakmak. Teşekkürler. Teşekkürler! Lan niye banladın adamı? Üst kat. Bekle, üst kattan önce şunu yakmam gerekiyor benim. Ve şunu. Evdeki her mumu yakmak istiyorum. Oyunun çizimler harika bu arada, evet. Umarım korkun suları da bir o kadar. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Kanka tek başımıza gitmesek mi? Ben solo oyun oynamayı unutmuşum. Hep ekipte güzel güzel oynuyordum. Bu ne? Kanka evde insanlar uyuyor, yapma bak. Biri yürüyor. Biri yürüyor. Bu kulaklar yanılmaz bak. Valorant oynuyorum ben. 30 saat gün Valorant oynuyorum. Yürüdü biri orada. Bak yürüyor hala. Ben yürüyormuşum. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, what are you doing here? This is private property. Kanka kapa 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 kapa. Başlarım özel mülkine kapa. Devil is he. Bu neyi gösteriyordu? Gitmiş. Nereye gitti? Gitmeseydi ya. Kanka mumlar neye söndü? Ben bunları yakmış. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Kapatsana şunu, kapatsana sürgüsünü. Ne şamları koyarsam ne olur peki? Ağırlık yapar mı? Zekice mi oldu? Aptalca oldu.
Kapıya mı vuruyorlar? Değil mi öyle? Abi bu Layers of Fear'daki çizim. Bu Layers of Fear'daki çizim. Aa! Bu ne? Babamı neden bunları topladığını hala bilmiyorum. Baba gerçekten ne yapıyorsun sen ya? Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hala evdeki mumlarımı kontrol etmek istiyorum. Ondan tamam. Bu ne? Babam ve ben otelin önündeyken, o zamanlar 7 yaşındaydım. Tamam. Bir türlü rahat durmadığım ve dik durmadığım için babamdan azar etmiştim. Ama gördüğü üzere dik durmayan kendisiydi. Hak etmediğim bir dayak yemiştim. Eski zaman. O nasıl bir fotoğraf? Kilitli, kilitli. Kendi evimde de maşallah her kapılar kilitli, nasıl atayım? Öyle bir şey yok ya. Neden abi yani? Neden şimdi aşağı inmek zorunda oldum ki? Neyse ben mumlarını yakmıştım Allah'tan. Ha dışarı çıkıyoruz. Kanka git yat Allah aşkına. Gece 2'den sonra hiçbir zaman güzel şeyler O ne? Orada biri var. Gece 2'den sonra dışarıda güzel şeyler olmadığını bilmiyor musun? Ve bu karanlıkta. Where the hell did he go? Nereye gitti? Ananı. Hey. Ya. You still here? I'd better take a look. Mal mısın? He pointed at the shed. Maybe I can find something. Kulübeyi gösterdi. Kanka ben yürümedim. Bak biri daha yürüdü. Kulübe burası mı? Oğlum bu kadar hızlı adam atamam bak. Koş anasını satayım. Koş. Açın şu ağzına sıçtım kapısı. Arkadaşlar chat'e mümkün olduğunca yazabilir misiniz? Biz neden uyumuyoruz? Malız. Malız. Kulübede annen var kanka, gördüğün üzere. Bok var geldik. Arkam. Ya sikerim belanı, kapat ya. Böyle bir şey yok. Garip ışık içeriden geliyor ama kapı gitti. Belki zincir kıracak bir şey bulabilirim. Kanka ne gerek var böyle şeylere? Kapat şunu. Bak arkamdan biri yürüdü. Böyle bir şey yok oğlum. Varsa yoksa burada vardır, evet. O ne? Kırmızı yanıyor. Ha bu mu? Tamam. Abi 4 liralık oyundu sen. Ne hale getirmişler seni ya. Güzel mekanikleri var yalnız. Hiç umurumda olmaz. Ben bir şey görmedim. Şahit değilim. Beni öldürmeyin gerizekalı. Bu babamın şapkası. Bas yazıyor. Bodrum. Anne ne yapıyorsun oğlum, kan var. Kan var, nereye gidiyoruz? Mal mısın? Kan var. O ne aldım? Ha kibrit aldım biraz daha. Ne olur. Bu ne? Bir gazete küpürü. Korkunç bir suç bölgede halkın zorunu kaçırdı. Otele çağrılan şerif yardımcısı adamın ölümünü doğradı. John Norton son birkaç haftadır kayıp olarak biliniyordu. Saldırganların son derece acımasız olduğu biliniyordu. Kurbanın boğazı kesilmişti. Olması ve vücudunun tamamında görülen kesik bir yanıklar kurbanın uzun süre işkenceye maruz kaldığını gösteriyor. Dehşet bir cennet mi burada mı? John Norton. Tanıdık geliyor. Aynen onlar. Gaz ya. Şunu kullanabilir miyiz? Teşekkürler. Bitiyordu da. Kaydetti. Oyunu kaydetti. Bir şey beni ısıracak. Geceyi köründe o saatte şimdi gitsem eve girsem iyi olur. Allah sonunda akıllıca bir karar. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Tell anyone about this, I'll end up in an asylum.
Belanı belliyim. Yatağıma yatmak istiyorum. Mumlar niye söndümüş? Boşuna mı yaktım ben o mumları? Burası benim odam olsun. Lütfen burası benim odam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka mum. Mum. Mumları almış. Mumları almış. Kimsin sen? O nasıl bir ses? O nasıl bir ses? Baba! Anne bu ne? Neredeler ya? Kanka. Onun peşinden mi gideceğim yani? Biz gerçekten mal olmalıyız ya. Böyle bir fotoğraf yok bu arada. Dışarıda biri mi bakıyor bana? O ne? O ne? Allah Allah. Bismillah. Neden? Niçin? Allah'tan ışıkları yakmışsın. Sen deliysen ben daha deliyim. Ver şunu bana. Babam duygularını ifade edemezdi. Ancak mutlu olduğum bu küçük meleği tutardı. Babanın. Ver o merdaneyi. Elimizde merdane olsun. Elimizde merdane olsun. Nereye atıyorsun? Tencere olur. Tencere de olur. Tamam. Şöyle tutayım. Öyle bir fotoğraf yok. Gerizekalı. Layers of Fear misin sen? Kan. Kan. Dur gaz yağı ekleyeyim şuna. O ne abi? Where did all this blood come from? Şunun kanlar nereden geldi? Yüce Tanrım. Uyyyy. İçeri kibrit yakıp atamıyor mu ya? Ay lan ne avradını. Evde yokum. Kapı açık kilit. Kapıyı kilitliden açman gerekiyor. Kilitli değil kapıyı. Orada biraz da çek kendine çek. Kendine çek. Kendine çek kendine. Vurursan kapı kırılır. Geliyorum bekle bekle yardım edeceğim ben sana bekle. Bunu açarsın aptal seni. Nereye açıyorsun? Öyle vurma kapıya belanı belli. Aa ne? Burada bir şey var. Gittim şuna. Gel bak böyle açıyorsun. Şimdi sakin oluyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Ben ekonomistim. Sakin ol. Yürümüş. Ölü bir adam. Oh! Kan. İyi bir fikir miymiş? Anlarız. Elime şunu alayım da ben. Madem bodrum gelsin sana bodrum. Bodrum'a da gittik beraber. Ne var lan? İstanbul'da da yaşarız. Günlük görevi kan izini takip et. Tamam. Sorun şehirlerde değil de biz tam yalandık. Senle ben toptan yalandık. Bardı gidilmek yerine niye bu oyun? Malım. İnsanlar Barbie giderek izlenir. Ben böyle. Çünkü büyük malım. Hiçbir kazancım yok.
Maybe there's another. Belki başka bir girişi vardır. Olmasa şaşardım zaten. Ver kibrit. Geç bakayım. Bak ben yürümedim, belanı bellerim. Ben shift basıyordum. O ne lan? O resim nasıl çıktı be oradan? Böyle mantık mı var? Bu ne? Alayım. İhtiyacımız da. Paslı bıçak çalı bak. Oo, keserim. Ver bunu da. Ha, tosunu açamayan belki çantamı açamayacak bir şey bulurum. Çalı makası. Çalı makası. Yok mu? Çalı makası var ya, başka bir şey yok işte. Ne istiyorsun? Allah Allah, lockpick lazım. Lockpick nerede ya? Lockpick mi var? Var. Bu dönemde lockpick mi varmış? Have to get in there. Buraya girmem lazım. Whatever happened. Umarım babamın kanı değildir. I hope it's not my father's blood. Bence babanın kanı. Çalı makası. Varmış demek ki. Yani orada koşturdum geri mi döndürecek beni? Yoksa şunu çektiğimde gelecek mi? Var mı altında? Yok. Ben gidiyorum. Geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Hayal mi görüyorum? Biraz öyle oldu. Evet. Biraz var sende. Bakırköy'ü tavsiye ediyorum. Gayet güzel diyorlar. Düşün adam heykelli falan. Gitti. Kibrit alırım. Levi'yi de alaydık kız. Bu ne? Of abi, sırtım çok kasılıyor benim böyle tur oyunlarda ya. Tabi buraya sokmazsan olmazdı zaten. Ver kibrit. Bu ne? Ver. O ne? 20 tane kibrit almışım oğlum. Kibrit adam oldum. O neyle? Geri zekalı ya. Dilar 100 bitti bir olmuş. Dilar desteğini çatlamış. 100 bitti bir olmuş. Özür bitti. Manyak ya. Bu daha çok korkuttu yaptın. Babanın otelinin ilk reklamını başardık. Evlat demişti bana. İyi bok yedi. Babam. Lockpick bulamadım. İn lan. Aptal at. Aptal at. Bu ne? Bilmem ne. Tamam. Abi lockpick yok. İmdat. Aha. Bu da kibrit. 23 tane kibritim oldu. Kibritler açabilir miyim lan? Geri zekalı iki kere çalma bug'ı. Önümü göremiyorum çünkü gaz lambası yanmıyor. Evet geri zekalı Emir. Şu gaz lambasını kullanalım. Evet, çok güzel. Ama şerefsiz geri döneceğimi bilerek yapmış onu ya. O geri dönecek. Kibrit kullanabiliyor mu? Ha böyle kullanıyor. Yani lockpick koymamışsın hiçbir yere. Çıkayım yukarı, tamam. Bir de the hell is that? Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. Kökmüş. Allah'ın delileriyle uğraşıyorum. Kökmüş. İyi kanıyor lan bu kök. Neyin kökü bu? İğrenç. Rezil, Rusvan. He's upstairs. Yukarıda. Benden ne istiyor? Want from me. Amına vurdum.
Yavşak! Al ulan! Gücüm de yok, yetişmiyor ya. Yani bellerim, bana mı bakıyorsun sen? Saat çalıyor. Saat çalıyor. Ora çok karanlık. Oraya niye ışık veremiyorum? Has someone gone through my briefcase? Biri çantamı karıştırmış. O ne? Son ölümü geçirdiğim neden böyle hangi kapı olduğunu bile bilmiyorum. Al işte aşağıdaki kapı. Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away. Bu ne lan? Bu ne lan? Sabahtan beri gerildin geldin. Böyle mi geriyorsun? Stay back'miş. Öldüm. Ah 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 falan diye böyle ölüyor değil mi? Bölüm 3. Emre'yle taşınmaya karar verdiğimiz aileme ait bu eski ev hayal edebileceğimden daha fazla sır saklıyor. Tavan arasındaki döşeme adın tahtlarından birinin altında Nicholas Hyde adında birinin gizli güncesini buldum. Gücü okumak kesinlikle kanımı dondurdu. Bu tüyler ürperdiği paragraflar gerçek hayattan olaylarımı anlatıyordu. Yoksa bir konu sayan adamın uydurduğu çılgın zararlar mı bilmiyorum. Derken YouTube beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bayın, hoşça kalın. Size